CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da İstanbul'daydı bugün sayın seyirciler. Yurt dışı örgütlenme çalıştayına katıldı. Partisinin geçmiş dönemdeki politikalarını eleştirdi. Güven vermiyorsak neden bize oy versinler dedi. Ana muhalefet lideri Avrupa Birliği'ne üyelik süreci üzerinden de iktidarı hedef aldı. Yaklaşık 4 milyon seçmen, 6 milyon civarında yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız var. Biz oralardan beklediğimiz oyu alamıyoruz. Efendim onlar bize oy vermiyorlar. Hayır, bunu kabul etmiyorum. Niçin bize oy vermiyorlar? Asıl üzerinde düşüneceğimiz nokta bu. Eğer biz güven vermiyorsak niye bize oy versin? Önce öz eleştiri yaptı, sonra da değişimin sinyalini verdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de yeni bir siyaset anlayışının başladığını söyledi. Yeni bir anlayışı, yeni bir siyaset anlayışını aslında ülkemize getiriyor. Bu yeni siyaset anlayışının Cumhuriyet Halk Partisi'ne kapılarını araladığında gayet iyi biliyoruz. Yerel yönetimler bunun en güzel örneği. Ana muhalefet lideri Maltepe'deydi. Yurt dışı örgütlenme çalıştayında konuştu. Avrupa Birliği'ne üyelik süreci üzerinden iktidara yüklendi. Efendim Avrupa Birliği bir fasıl açsın, biz onu yerine getirelim. Ya illa birisinin size talimat mı vermesi lazım? Demokrasi için talimat mı almanız lazım? Şunu şöyle yap diye emir mi almanız lazım? Benim ağrıma gidiyor. Kardeşim Avrupa Birliği'nde hangi demokratik standartlar varsa oturalım parlamentoda, hepsini yapalım. Biz üçüncü sınıf demokrasiyi hak eden bir ülke değiliz. Biz birinci sınıf demokrasiyi hak eden bir ülkeyiz. Ve sözü 2023 seçimlerine getirdi. Sorunları biz çözeceğiz dedi. Her sorunu biliyoruz ama her sorunun nasıl çözüleceğini de biliyoruz. Ve bugün bizim çözümlerimizi iktidar olmadığımız halde iktidar sahipleri çözmek istiyorlar. Çünkü onlar çözümü bilmiyorlar. Neyi nasıl yapacaklarını bilmiyorlar.